Evet. Selamünaleyküm. Öncelikle geceniz mübarek olsun. Önder İmam Hatipler Derneği olarak bugün 10. yıl dönümünü yaşadığımız, kutladığımız Mavi Marmara gemisinin sefere çıkışının, seferden dönüşünün tam ve Gazze'ye giderken Akdeniz açık sularında saldırıya uğradığı 31 Mayıs 2010'dan 10 yıl sonra 2020'de şu an canlı yayın programı yapıyoruz. Bugün ve öncesinde sonrasında Mavi Marmara ile ilgili birçok yayın yapıldı, birçok şey konuşuldu. Biz ise inşallah bu gece Mavi Marmara ile ilgili Mavi Marmara'yı asıl yaşayan, belki bizden daha fazla hisseden, öncesi ve sonrası diye en çok değişiklikler yaşayan iki misafirimiz var, iki kıymetli misafirimiz var. Bir tanesi Ali Haydar Bengi abimizin, şehit Ali Haydar Bengi abimizin kızı Nur Sena Bengi. İnşallah öncesinde onunla beraber yaklaşık 15-20 dakika bir hasbihalimiz olacak. Sonrasında Cengiz Akgüz abimizin, şehidimizin oğlu Furkan Akgüz'ü alacağız. İnşallah konuşacağız. Ben şimdi Nur Sena Hanım bana istek göndermesini bekliyorum. Evet, şu an görünüyorum değil mi? Şu an izliyorsunuz. Şu an 91 kişi var. Evet. İsteğimizi gönderdik. İnşallah Nur Sena Hanım katıldığı zaman onunla. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam herkese öncelikle. Selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Olsun. Allah razı olsun. Şimdi izleyicilerimiz az önce yazmaya başladılar. Şeyle ilgili. Şimdi sırada burası var diye. Biraz önce hepimiz İHA İnsan Yardım Vakfı'nın YouTube üzerinden yaptığı programdaydık. Orada kıymetli abilerimizin, kıymetli önde gelen isimleri Mavi Marmara ile ilgili, Mavi Marmara süreci ile ilgili dinlemiş olduk. Akabinde de Sinyal adlı kısa filmi izledik. Gerçekten böyle titretti bizi. Bu duygu ve düşünceyle biz başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Mavi Marmara şehidi Ali Aydar Bengi'nin kızıyım. Diyarbakır'da yaşıyorum. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümündeyim şu an okumaktayım. Dört kardeşiz. Babam vefat ettiğinde 4 yaşındaydım daha. Yani 10 yıl geçti. İçimiz biraz buruk belki ama gururluyuz aslında çoğu. Rabbim şehadetini kabul etsin. 9 yaşında dediniz değil mi? Evet, 9 yaşındaydım. O zaman bir gerçekten bir çocuk olduğunuz sonrasında belki daha büyük tesiri vardır. Peki siz 9 yaşındayken babanızla ilgili neler hatırlıyorsunuz? Yani Mavi Marmara süreciyle ilgili aklınıza, hatırınıza gelen şeyler var mı öncesinde? Yani şöyle söyleyeyim, benim babam şehadete aşık bir adamdı gerçekten. Yani bir şehit gibi yaşadı. Hayatını ona adadı. Ama derdi Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım götürmekti. Ve giderken de bizimle bir konuşma yaptı. Bizi karşısına aldı. Ve çocuklara güzel ifade edercesini bize anlattı. Ve bize şöyle dedi. Dedi ki çocuklarım, kızlarım. Filistin'de sizin gibi kardeşleriniz var ama onlar yetimler.
Onların yardıma ihtiyacı var. Sizin oyuncaklarınız var. Ben sizin yanınızda. Şu an onların bana ihtiyacı var. Biz onlara yardım götüreceğiz, oyuncak götüreceğiz, boyama kitapları götüreceğiz. Hatta biz o kadar hem sevindik aslında, hem de biraz böyle korku vardı. Annem de biraz babamın gitmesi yanına değildi. Hani korku vardı içerisinde. Çünkü İsrail'in ne kadar zalim bir devlet demek istemiyorum, zalim bir ordu olduğunu herkes biliyordu. Hatta biz yani o kadar masum ki saçımdan çıkardığım tokayı yapıp oradaki kardeşlerime bile dedim. Daha çok küçüktük ama ben daha ölüm olduğunu bilmiyordum. Ölüm nasıl bir his ya da sevdiğini kaybetmek ne demektir bilmeden babamı kaybettim. Ama Rabbim de yapamayacağı yükü vermezdi. Biz de onu kendimize bir dedik ve diyoruz, güçlüyüz. Gerçekten gurur duyuyoruz onunla. Teşekkür Helal. ederim. Allah razı olsun. Şöyle ben öncesinde, yayın öncesinde zaten 10 yıldır ben lise yıllarımda tanımış oldum. Mavi, yani lise yıllarımda bir sabah namazında yurtta öğrenciyim, sabah namazına kalktık. Mavi Marmara'ya saldırı olmuş. Öyle hissiyatla 10 yıldır şehitlerimizin ismiyle, onların hayatlarıyla ve sonraki süreçlerle ilgili bir genç olarak ben de yakından ilgilenmeye çalıştım. Biz Ali Haydar abiyle ilgili hep şöyle şeyler duyduk. Yani bunu böyle araştıran, kimdir nedir diye soran, ahlakı ve ilmi olarak ilmi güçlülüğü zaten böyle bir eser mezunuydu. Siz Mısır dönemlerinde orada oldunuz mu? Böyle bir öncesine dair birazdan ilmiyle, amelleriyle ilgili de açabilirsek. Yani babam hayatında ilmi. Yani ben onu çoğu zaman başında uyuyakalmış halde buluyordum yani geceleri gördüğüm zaman ya da ibadet ederken buluyordum. Gerçekten onun için ilim başka bir şeydi. Diyarbakır'ın da öyle bir kişiliğe gerçekten sahip olması da Diyarbakırlı insanlar için de gurur verici bir şeydi. Hatta Diyarbakır'da yaşarken çoğu kişi işte bizim sana ihtiyacımız var, Diyarbakır'ın sana ihtiyacı var, işte gitme ya sana bir şey olursa biz ne yaparız gibi bir yaklaşımda bulundu. Ama benim babam şehadet aşığı bir adam olduğu için göze alaraktan bizi de Allah'a emanet ederekten yola çıktı. Başka söyleyebilirim bu konu hakkında. Allah razı olsun. İlmiyle amil olup Rabbim şehadete eriştirdi. Rabbim inşallah bizlerin önünde nur her daim kıldı, kılar şehitlerimizi. Peki aile olarak Mavi Marmara'dan sonra, yani Mavi Marmara aileniz olarak neyi ifade ediyor? Mavi Marmara'yı nasıl hissediyorsunuz? Yani o sonraki aşamalarla ilgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani açıkça samimi bir şekilde söylemek istiyorum ki babam hani bizden olduğumuz için bu Mavi Marmara gemisi olmadan önce Filistin hakkında pek bir şey bilmiyordu. Aslında bu Mavi Marmara gemisi sadece bizim için değil, tüm dünya için bir yani Müslümanlara yapılan zulmü göstermek için büyük bir sebep oldu. Yani Mavi Marmara gemisi rotası sadece rotası Filistin, yükü de insani yardım gemiydi. Ve o gemide bebek maması, ondan sonra oyuncaklar, boyama kitapları, gıda taşınıyordu. O gemide silah taşınmıyordu. Ya da o gemide kalbinde merhamet olan, vicdan savaşçı insanlar yoktu ya da eğitilmiş komandolar yoktu. Yani benim babam da o merhamet insanların arasındaydı. Bu benim için çok gurur verici. Babam gittikten sonra biz onun Mavi Marmara'sının olduğunu duyduğumuz zaman annem biraz korkmuştu çünkü biliyordu babamın cesaretini, ne kadar cesur olduğunu, ne kadar dik durduğunu biliyordu. Ve biz dedik ki babam ya şehit olur ya da Gazze olarak dönecektir eve. Ve ben o gün bir rüya gördüm. Saldırının olmadan önceki gece bir rüya gördüm. Beni aramıştı telefonla ve ben şehit olmadım, iyiyim, beni merak etmeyin diyordu. Çünkü biz onu hep merak ettik, ona ulaşamadık bu saldırı. Şehadet haberini aldığımızda gerçekten kılmıştık. Ama sonra bu kadar insanın onu tanımış olması, Mavi Marmara'yı, oradaki şehitleri konuşmuş olması bizim için gerçekten gurur vericiydi. Onlar çünkü büyük insanlardı. Benim babam da zaten hayatını dediğim gibi şey.
Bir gün kitabını karıştırıyordu. Aldığı şeyleri, not defterlerini falan. Gerçekten de şehadeti arzuluyor. Şehadetle ilgili notlarına bir sözü var mesela. Diyor ki ölümü talep hayat sana verilsin. Buradaki babamın ölümden kastettiği şey aslında şehadetti. Ve onun için gerçek hayat şehadetten sonra yani ahiretti. O da talep ettiği şeye kavuştu inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz gençler her daim yani belki izleyen gençler de bunu hisseder. Hep böyle şehit olalım, ondan sonra cihad edelim, böyle kafirle vuruşalım tarzında böyle heyecanlı cümlelerimiz oluyor. Bu gerçekten inşallah niyetlerimizle örtüşen ve amellerimizle örtüşen bir sonuç olunca Rabbim karşılığını veriyor. Ama bu söylemleri bile ilim sahibi abilerimizin yanlarında söylediğimiz zaman önce şehit gibi yaşayacaksın cümlesini çok duymuşuzdur. Ben de onunla ilgili paylaşmak isterim aslında. Son yıl babamda bir değişiklik gördük gerçekten. Böyle bir heyecanlıydı sanki. Sürekli mutluydu böyle. Hani insan sevdiğine kavuşur ya. Sanki sevdiğine gidiyormuşçasına son bir yılda bir heyecan vardı onda. Her gece uyan karanlıkta ibadet ederdi. Yani şehit gibi. Belki çoğumuz da şehadeti arzulayan insanlarız. Ama şehadeti arzulamak için önce o şekilde yaşamak gerekiyor. Ben gördüm. Kur'an'ı gerçekten kendine ayak edinmişti. Ve gerçekten Kur'an'ı sadece kendine değil, çevresindeki insanlara da anlatan bir insandı. Tebliğ eden bir insandı. Yani şehadet için yaşayan bir insandı. Geceleri herkes uyurken o ibadetini ederdi. Müslümanlar için elinden geleni yapardı. Kazandığı paranın yarısını yardıma muhtaç olan, ihtiyacı olanlara verirdi. Yani bizler de eğer bu uğurda çalışmamız gerekiyor. Onlar gibi inşallah. Allah razı olsun. Yani o ilim örneği gerçekten bizim Mavi Marmara'da Ali Haydar abi üzerinde gördüğümüz o güzel bir timsal oldu. Yani bizim okuduğumuz, daha doğrusu sizin yaşadığınız. Peki aileniz için sonrasında yani işte bir evde babasız olmak, bir evde evde babanın olmaması, sizin artık şehit kızı olmanız, sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler yol açtı? Biraz önce cümleniz arasında şunu söylemiştiniz. Kudüs'ü daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Biraz önce biz İHA'nın yayınını izlerken Ümit abi, oradaki sunuculuk yapan Ümit abi şey cümlesini kullandı. Şu an bir şeyin izleyicinin yorumunu okudu. O da Mavi Marmara sayesinde Kudüs'ü tanıdık dedi. Sizin Kudüs'ü olan, Aksa'yı olan, Gazze'ye olan, işte Filistin meselesinde olan o şuurunuzda hem kardeşleriniz hem siz bir gelişme ya da nasıl bir farklılık oldu? Bununla ilgili bir farklılık oldu mu? Yani şu şekilde aktarabilirim. Somut aktarmak isterim. Benim babamın elinde bir bayrak vardı. O bayrağı taşıdı. Hayatımda hep o bayrak üzerine yoğunlaştı. Ve Mavi Marmara gemisine binerken bize o bayrağın ne için taşındığını, ne olduğunu bize gösterdi. Ve giderken de o bayrağı bize emanet. Babam gittikten sonra biz o bayrağı taşımak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani dediğim gibi evde baba olmaması belki çok ağır bir şey. Bayramlarda özellikle böyle bir beklersin gelir belki diye. Hatta birkaç yıl bunu atlamadık belki. Hani şaka mı, gerçek mi? Çünkü bir an olan bir şeydi. Beklemedik yani böyle bir şeyi. Yani beklersin ahiretin olduğunu yine hatırlarsın. Bu bizim için en büyük dayanak oldu aile. Çok şükür annemiz bu konuda hep bizimleydi. Hiçbir şekilde başkasına özendirmedi. Hem babalık hem annelik yaptı. İşte burada annenin tavrı da çok önemli. Annem çok güçlü bir kadın olduğu için bizi de güçlü bir şekilde yetiştirdi. Babam da çok güçlü bir adamdı. Biz de güçlü bir şekilde yetiştirdi. Ve gerçekten de ömrümün sonuna kadar bu Filistin davasını, Mescid-i Aksa'nın davasını kardeşlerim de ben uzarımda taşıyacağımıza babamıza o zaman söz verdik. İnşallah bu uğurda hayatımızı sürdüreceğimize de inanıyorum inşallah. İnşallah Rabbim istikamet üzerine kılsın. İstikametinden ayırmasın inşallah. Duamız olsun. Şöyle yayına başlarken yaklaşık 15-20 dakika diye konuşmuştuk sizin öncesinde. Son bir soru olarak hem son bir soru sorayım ama o soruyu ikiye bölelim. Kutlu Sefer'in 10. yılındayız. 10 yıl bu seferin devam etmediğine inanıyoruz. Ve
Gerçekten sadece o seferde o gemiye binenler değil, yoklardı. O gemiyle gönlüyle orada olanlar vardı. Malıyla orada olanlar vardı. Yani bir şekilde o geminin 600 tane yolcusu değil, belki milyonlarca, milyarlarca yolcusu vardı. İnşallah gönlümüz de o gemide olanlardan eylesin bizleri. 10 yıl geçti. 10 yıl sonra Mavi Marmara sizde ne hissettiriyor? Yani seneler geçtikçe o his düşüyor mu veya o artıyor mu o aşk, o heyecan? Sorumun bir tanesi bu olsun. Diğeri de biz genciz ve gerçekten mesajımız da gençlere olması gerekiyor. Çünkü büyüklere nasihat etmekten ziyade gençlere yaşayarak gösteriyoruz bir nevi. Sizin genç kardeşlerimize bir şehit kızı olarak ve bunları gerçekten aileyle birebir yaşayan biri olarak neler söylersiniz? Hem aile olsun, hem Kudüs meselesi olsun, genel olarak gençlere böyle bir yaşanmış bir nasihat babında sizden son cümlelerinizi dinlemek isteriz. Tamam, teşekkür ederim öncelikle. Yani şunu söylemek emin oldum ki her geçen biz daha çok hani insan özler tamam ama biz daha çok bu davaya bağlanıyoruz. Biz daha çok mücadele etmek istiyoruz. Mavi Marmara gemisi 10 yıl olsun 20 yıl olsun fark etmez. Bizim buradaki tek amacımız Filistin'deki bu ambargonun ortadan kalkması, bu ambargonun kalkması. Aynı zamanda içimizi yakan bir durum var ve her geçen yıl biraz kalbimiz acıyor bu konuda. Babamızın katilleri şu an hiçbir şekilde ceza görmüyorlar, sorgulanmıyorlar ya da parmaklar arasında değiller. Bu bizim gerçekten aklımıza gidiyor, zorumuza gidiyor belki. Gerçekten her sene biraz daha üzülüyorum. Çünkü hani dediniz ya 10 yıl. Hani 10 yıl deyince çok uzun bir zamanmış gibi geliyor. Bu sene gerçekten bizim için ağır bir seneydi. Yani ilk sene çok zorluk çekmiştik babamın yokluğunda. Belki de hala atlatamadık. Şu an belki hani ona yakınlaştığımızı hissediyoruz ama içimiz bir yandan buruk. Çünkü gerçekten bizim şu an tek isteğimiz Filistin'deki bu ambargonun kalkması, artık oradaki Müslümanların özgürce Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynaması, koşması, yürümesi, namazını, bayram namazında Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılanları gördük gözümüzle. Ve biz bunların artık ortadan kalkmasını istiyoruz. Biz babamızın katillerinin bulunmasını istiyoruz. Belki bu dünyada cezalarını çekemeyebilirler ama yine tekrardan söylüyorum, iyi ki ahiret var. Bizim tek dayanağımız orası. Elhamdülillah ahiret var. Belki dünyada onlar bir yandan kazanacak ama ahirette biz ve babalarımız, bizler ve Müslümanlar olarak biz kazanacağız inşallah. Gençler İnşallah. söylemek istiyorum. Benim babam dediğim gibi Kur'an-ı Kerim güzel ahlak edinmiş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendimize ahlak edinirsek hem bu dünyada hem de diğer dünyada kazanacağız inşallah. Yani biz bir Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapçasını değil açık bir mealine okursak, orada bize verilen mesajı, söyleneni anlarsak ve hayatımıza geçirirsek gerçekten de Kudüs için de, İslam için de hayırlı birer gençler olacağımıza inanıyorum. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak öğrenmek de hem bizim dünya hayatımızda hem de ahiret hayatımızda bizim için çok faydalı olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yayınımıza katıldığınız gerçekten bu güzide duygularınızı bizimle paylaştınız. Rabbim ederim. şehadetini Teşekkür ederim. kabul bizleri şehitlerin yolundan yürüyen neferler eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi sıradaki Sağ misafirimiz biz Akgüs şehidimizin oğlunu alacağız. Size Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı geceleriniz siz de olsun. Allah'a emanet ediyorum. Selametle. Evet, değerli izleyicilerimiz, şu an diğer misafirimizi inşallah alacağız. Şu an evet, Cengiz Akyüz abimizin, Rabbim şahidini kabul etsin, oğlu Furkan şu an karşımızda. Furkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. İnşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Hamdolsun, Allah razı olsun. Bugün 31 Mayıs 2020, bundan 10 yıl önce gerçekten hakkı, adaleti, özgürlüğü değil Türkiye'ye, değil İsrail'e, bütün dünyaya haykırmak için liman aramayan, duracak yer bilmeyen bir adalet gemisi, özgürlük gemisinin yolcularına saldırı düzenlendi. Evet. Bununla ilgili bugün birçok gündem oldu, birçok program yapıldı. İşte en son İHA'nın yaptığı, biraz önce hepimizin izlediği bir programda beraber izlemiş olduk. Biz de Önderim Hatipler Derneği olarak Allah razı olsun, genç olarak, gençler olarak gençlerle beraber bu konuyu konuşmak, yani bizatihi bunu yaşayan, öncesinden sonrası hisseden iki kıymetli kardeşimizi yayın almak istedik. Eyvallah. İşte, Fener kardeşimizi dinledik. Bilmiyorum dinleme fırsatın oldu mu? Şimdi oldu. Evet onu dinliyorum şimdi. İnşallah seni dinleyeceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Korona günlerindeyiz. Pandemi sürecimizi gerçekten yordu. Evlerimizde insanlardan uzak, sosyalleşmeyi kendine işaret edinmiş, böyle insanlarla tokalaşmayı, sarılmayı, onlarla beraber güzel işler yapmayı kendine işaret edinmiş bir camia olarak bu süreç bizi biraz yordu, uzak kaldık ama aklımıza bir Gazze'yi düşürdü. Çünkü hayattan uzaklaştırılmış, tecrit edilmiş, gerçekten girişlerin, çıkışların, sağlıktan, insani işte yaşam ve gıdaya kadar birçok alanda böyle bir cendere altında tutulan Gazze ve o Gazze için 10 yıl önce yola çıkan bir Mavi Marmara. Bu süreç bize bir nevi onu hatırlatmış oldu. İstersen sen başlayalım inşallah. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Aileni tanıyabilir miyiz? Evet ben başlayayım. Selamünaleyküm tekrardan. Özel teşekkür ediyorum yayın için. Bizim için de sürpriz oldu. İyi oldu. İstanbul'da yaşıyorum. Furkan Akyüz ismim. Mavi Marmara gemisinde şehit olan Cengiz Akyüz'ün oğluyum. İHA İnsan Yardım Vakfı'nda çalışıyorum. Ailemle birlikte İstanbul'da yaşıyoruz bizler de. Babam Hatay İskenderun'dan katılmıştı Mavi Marmara gemisine gönüllü olarak. Orada aktif olarak görev alıyoruz zaten Hatay İHA'da. Öyle bir süreç oldu bizim için. Eyvallah. Peki biz Mavi Marmara'yı konuşurken Mavi Marmara sizin için ne ifade ediyor? Sadece bilinen bir gemi değil muhakkak. O ruhu, hissiyatınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii yani bütün dünya için önemli bir yıldı 2010 yılı. Özellikle Mavi Marmara hadisesinin yaşandığı o zamanlar ümmet coğrafyası için önemli bir olay olmuştu. Bizler olayın içinde olduğumuz için dışarıdan nasıl lanse edildiğini, nasıl fark edildiğini tam anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Ama zaman geçtikçe, yaşımız ilerledikçe, o zaman 13 yaşında birisiydim. Yani daha büyüme çağında diyebiliriz. Zaman geçtikçe ve üzerinden işte hadiseler yaşandıkça biz Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın, özellikle Mavi Marmara gemisinin yaptığı o güzel işlerin farkına varıyoruz. Onu söylemek lazım. Mavi Marmara hakikaten sadece bir gemiden değil, bir ruhtu. Çünkü içinde sadece Müslümanların olmadığı, dünyanın her tarafından insanın bir araya gelerek büyük bir dava uğruna, yani tek amaç uğruna bir yola çıkmasıydı, bir hareketti. Bülent abinin söylediği güzel bir söz vardı. Dünyada üç önemli gemi vardır diyor kendisi. Bir tanesi Titanic, şımarıklığı temsil eder. İkincisi Nuh'un gemisi. O da Müslümanlığı ve İslam'ın izzetini temsil eder. Ve üçüncüsü de Mavi Marmara. O da özgürlüğü temsil eder. Hakikaten Mavi Marmara dünya üzerindeki mazlum halkların, acı çeken insanların umut ışığı veya önlerinde durduğu bir meşale oldu. Daha da misyonunu katlayarak, yani o gün yola çıkış amaçları Gazze Limanı'na ulaşıp yetimlerle görüşmekti, Filistin halkına yardım götürmekti ama o zaman Allah'ın bereketi, işte şehitlerin bereketiyle misyonunu kat ve kat arttırarak yoluna devam ediyor. Onu söyleyebiliriz yani şu anda. Eyvallah. Peki babanla olan anılarını, 13 yaşındaydın. Ben de 16 yaşındaydım Mavi Marmara süreci olduğu zaman. Evet. Babanla olan anılarını o zamanlardan bize böyle aklında kalan,
gerçekten Gazze ile ilgili, Kudüs'le ilgili size belki nasihatleri, belki gitmeden önce bir vasiyeti, yani o anla ilgili size Gazze'yi nasıl anlatıyordu mesela veya Filistin'i nasıl anlatıyordu? Onlarla ilgili hatırladıklarından bahsedersen. Son zamanlardan bahsedebilirim. Yani Filistin meselesi tabii her zaman evin gündemindeydi. Bu sadece Filistin değil yani. Ben yaşım gereği fazla tanık olamadım ama o kendisi Bosna Savaşı'nda da ön saflarda yardım toplama olaylarında Müslümanların yanında olmak için uğraşmış. Çeçen cihadında da var olmuş. Biz sadece Filistin meselesinde idrak edebildik konuları. Gazze meselesi, Filistin'e yapılan, Gazze'ye yapılan saldırılar her zaman bizim gündemimizdeydi. Bizim araştırmamızı, okumamızı isterdi zaten kendisi de. Kendisi de bu konu hakkında hassastı. Çevresindeki insanlar da öyleydi. Yani İskenderun'da nerede bir eylem olursa, nerede bir basın açıklaması olursa kendisi bizatihi katılır. Bu açıklamaların içerisinde bulunurdu. Son bir sene içerisinde bayağı duygu yüklüydü. Zaten hani evin içerisinde bu Marmara'dan önce Gazze konvoyu yola çıktı biliyorsunuz. Gazze konvoyu sırasında kendisi de katılmak istedi ama birkaç nedenden dolayı katılamamıştı. O hep içinde bir ukde olarak kaldı. Sürekli gitmek istiyordu ve Mavi Marmara yolculuğu başladıktan sonra ilk ismini yazdıranlardan oldu. Tabii insan İsrail'e karşılaşacaklarını tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü o zamanki tehditler vesaire hep gündemdeydi. Haberlere de çıkıyordu. Biz kendisi bizi rahatlatmak amacıyla evin içerisinde espriler yapıyordu, şakalar yapıyordu. Ama bu denli bir saldırının olacağını, mukavemet göstereceğini İsrail'in bu denli güçlü şekilde kimse tahmin etmiyordu. Kendisi de tahmin etmiyordu. Ama yani çocuk hani şeker ister ya bir şekilde yani bir isteği olur. O tarz bir istekti kendisindeki. Yani önüne geçemezdiniz. Kimse durduramazdı. Evin içerisinde şen şakrak bir hal vardı son ayları. Özellikle çevresindeki insanlardan çok duydum ben. Biz Cengiz'i hiçbir zaman böyle görmedik de, demişlerdi. Herkes de helalleşip bütün İskenderun halkından helallik isteyip hatta son otogardan Antalya'ya gidecekleri zaman gençliğinde şehadet şarkıları söylemeyi çok severmiş kendisi. Otobüse binmeden önce arkadaşlarına dönüp ben zamanında çok şehadet şarkısı söyledim. Artık benim arkamdan da bir şehadet türküsü siz yazarsınız demiş. Arkadaşlarıyla alakalı son cümlesi bu oldu. Bizi Antalya'da aramıştı. Tek tek kardeşlerimle benimle görüştü. Benim de ağzından duyduğum son cümle mutlaka namazlarını kıl oldu. Yani hani insan birçok şey duyabilir babasından. Yani bunu yapma veya bunu yap, şu konuda dikkatli ol, annene sahip çık, işte ben geri dönmeyebilirim, dikkatli ol hiçbir zaman demedi. Sadece dediği namazlarını mutlaka kıldı. Benim için vasiyetti bu. Tabii bu da bizim Allah'ın emri ama kendisinden bunu bu denli duymak bende farklı bir hal aldı. Zaten Marmara kilometre taşı oldu benim için. Ondan sonra hayatım bayağı değişti diyebilirim yani. Eyvallah. Yani o işte arkadaşlarla vedası, ezgilerle bizi, yani şu an hala böyle hadi gençler bir parça söyleyelim, bir ezgi söyleyelim. Böyle bir gündemimiz olur. Yine İHA'nın kamplarında, işte Önder'in kamplarında, böyle bizim İslami camianın bütün etkinliklerinde heyecanımızı ifade eder. Bana da bir şehadet türküsü, şehadet ezgisi öyle bir talebi olmuş. Tabii inşallah şimdiye kadar Mavi Marmara ile ilgili onlarca ezgi yapıldı. O belki onlarcasında isim de yer aldı. O vasiyeti bir nevi yerine getirmiş olduk. Namazla ilgili söylediği gerçekten çok önemli. Allah razı olsun. Rabbim şahadetini kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Şöyle ben de İnşallah. Şöyle bir şeyini duydum. Daha doğrusu okudum. Heybesini doldurmaya yönelik, yani heybemizi doldurmadan dağıtalım. Bu sevgi ilişkisi, muhabbeti, ondan sonra bereketi, yani bir nevi o insani yardım gönüllülüğünü her aşamada göstermeye çalışıyor. Bununla ilgili mesela heybesini doldurmak ve heybeyi boşaltmakla ilgili
neler görürsünüz? O mesela İHA'da insan yardım faaliyetlerinde bulunuyor dediniz bir şekilde. Evet. Çalışmalar içerisinde. O heyecanı ev içerisinde görür müydünüz? İnsanlara faydalı olma, insanlara güzellik katmayı. Ya şöyle bir şey, o söz mesela, hey ben doluysa hadi çıkıp dağıtalım, insanlara sevgi, mutluluk ve kardeşlik verelim sözü. Babam şiir yazmayı çok severdi. Okumayı da severdi. Son zamanlarda o 2009-2010 yıllarında işte bir Facebook hesabı açmıştı kendine. Oradan bilgisayarın başına geçer, işte bir şeyler karalar, ondan sonra bir cümle kurardı. O cümleyi de bize gösterirdi, hava atardı yani. Tam o öyle bir akşam böyle bir cümle kurdu. Yani heybeniz doluysa kardeşlik, sevgi ve mutluluk hadi çıkıp dağıtalım diye. Ondan sonra bu cümle arkadaşların arasında bayağı yayılınca herkes bunu konuşmaya başladı. Sabah telefonda arıyordu mesela işe gideceği zaman. Üst yanında çalışan çıraklar vardı. Onlara da aynısını söylüyordu. Heybeniz dolu mu diyordu mesela. Bu söz ona şey oldu. Nasıl diyeyim? Sloganı gibi bir şey oldu yani. Hakikaten biz heyben meselesi, o kardeşlik, sevgi, mutluluk meselesi şu anda tam da ihtiyacımız olan şeyler aslında. Yani bunlar özellikle şu korona sürecinde insan farkına varıyor gerçekten. O sevgiyi, muhabbeti arıyor insan. Evet. O zamanlardan verilen bu mesaj hani dediğim gibi zaman geçtikçe bizim belleğimize kazınıyor. Kendisi de öyleydi zaten. Hani sürekli güler yüzlüydü. Kimseyi kırmak istemezdi. Kırdıktan sonra da özür dilemeyi isterdi. Helallik isterdi. Çok az rastlarsınız çevresindeki insanlara karşı tutumunda böyle bir kötülük veya şey olsun. Genelinde hep insanlar esprili ve sempatik olarak bilir. Hakikaten de öyleydi yani. Eyvallah. Allah müşahedeni kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Biz mesela yine işte çalışma hayatı olarak inşaat ustalığı, yani bu da bizim için gerçekten benim de önem verdiğim. Ben de ailesi çiftçi olan bir ailenin çocuğuyum. İnşaat ustası olan bir abimizin böyle kendinden kilometrelerce uzakla, ondan sonra bir belki inşaat konusunda da orada bir kriz var Gazze'de. Böyle birinin belki sadece ekmeğiyle öyle bir gündemi olabilecek birinin Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i gündem etmesi adeta Türkiye'deki bütün herkes için örnek. Mesela işle ilişkisi nasıldı? İşi nasıl yapardı? Onlarla ilgili bilgi verebilir misin? İşine sadıktı. Özellikle yaptığı işi seviyordu. Ve bu işin üzerine bir şeyler katmak istiyordu. Altı dekorasyon işinin ziyade full bir şekilde bir dekorasyon ekibi vardı kendisinin. Yeni şeylere de meraklıydı. Yeni yapılan dizaynlara, yeni mimari şeylere, yapılara ve bununla alakalı sertifikalar alıp kurslara gitmeyi çok seviyordu. Hatta yolculuğa çıkmadan önce de birkaç defa sertifika almak için eğitimlere falan girdi. Yani üstüne katmayı seviyordu. Yaptığı işten dolayı kendisini geliştirmeyi seviyordu. Zaten İskenderun'da da Hatay'da İskenderun'da da bilinen birisiydi. Yani bir alçıyı dekorasyon veya mimarlıkla alakalı bir mesele olduğu zaman direkt Cengiz Usta diye arıyorlardı kendisini. Gemiye binmeden önce bir dosya işi vardı. Ama işte yapmak nasip olmadı. Sonra bana dediler sen devam ettirebilir misin tarzında. Ben dedim hani yapamam ama yetiştirdiği çıraklar var, ustalar var. Onlara devrederseniz dedim onun ahlakından, onun profesyonelinden veya disiplininden faydalanabilirsiniz diye söylemiştim. Eyvallah. Yine gemiye binmeden önce arkadaşlarına nereye gidiyorsun sorusuna verdiği cevap var. Allah için. Niçin gidiyorsun sorusuna verdiği cevap. Allah için cevabı var. Evet. Böyle kendisinden böyle siz Allah razı olsun bahsetmiş oldunuz. Biraz da Mavi Marmara'ya, Mavi Marmara misyonuna tekrar geri dönersek. Ya bugün 10. yılı, yani koskoca 10 yıl. Evet. Gerçekten bizim hissettiğimiz, yaşadığımız koskoca bir 10 yıl geçti. Bu 10 yıldan siz neler yaşadınız veya size artıları neler oldu? Yani bu Mavi Marmara konusu sizin Kudüs'ü, Filistin'i, İslam coğrafyasına yönelik hissiyatınızda bir artış gösterdi mi? Bunlarla ilgili ne düşünürsünüz? Yani sohbet esnasında da söyledim. O gün Marmara hadisesinden sonra biz dava
bilinci bende kilometre taşı oldu. Özellikle Filistin davası meselesi. Çünkü şehadet haberinden sonra inanılmaz bir destek aldık. Hem İskenderun'dan hem de İHA İnsan Yardım Vakfı'ndan sağ olsunlar. Gemide bulunan arkadaşları, İskenderun'daki arkadaşları, birlikte yolculuk yaptığı insanlar her daim arayıp hatırladılar sağ olsunlar. Yanımızda oldular. Ve insan bunları görür görmez yani bunları gördükçe değişim oluyor kendisinde ve ruhsal olarak. Bu kadar önemli bir meselenin içerisinde olduğun için ya, hem şükrediyorsun hem de kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Tabii durum böyle olunca çevremizden de Filistin ve Gazze ile alakalı, daha doğrusu ümmetle alakalı duyarlı insanları gördükçe siz de ister istemez o duyarlılığa sahip oluyorsunuz. O bilinçle hareket ediyorsunuz ve hayatınız boyunca hani nerede bir zulüm varsa sesinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz ki zaten 2010 sonrası benim de aynı bu şekilde davam kararlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ölene kadar böyleyiz yani. Rabbim istikamet üzere kılsın. Peki Amin. son olarak son böyle gerçekten sizlerin bize nasihat ettiğini ben düşünüyorum. O örnek diyorum. Gençlere hem İmam Hatipli gençlere hem çevremizdeki Müslüman gençlere neler söylemek istersiniz? Yani bu Filistin biz her zaman yine söylüyoruz. Belki yayında da söyledik. Bu sefer devam ediyor. Bu sefer de yerimizi almamız her daim o Kudüs'ün, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın o heyecanıyla yoğurmamız gerekiyor. Gençlere neler tavsiye edersiniz? Ne düşünürsün? Ben bundan önceki yıl dönümlerinde İmam Hatiplilere gidip İmam Hatip'teki öğrencilere, genç kardeşlerime Mavi Marmara'yı anlatıyordum. Yani şunu söyleyebilirim, gerçekten İmam Hatip'te büyük bir potansiyel var. Özellikle gençler Mavi Marmara hadisesinden sonra yaşananlara hiç kulak asmadan, işte bu dava süreci olsun veya diğer konular olsun, bu geminin hala yoluna devam ettiği bilincindeler. Elhamdülillah. Bu beni çok mutlu etti. Hani bir şeylik yok. Mavi Marmara olayı bitti, bu konu kapandı gibi bir ruhsal bir olay yok kimsede. Özellikle de o liseli gençlerde. Bunun devam etmesini istiyoruz. Çünkü Mavi Marmara 2010'da saldırıya uğrayıp işte mahkeme süreci Türkiye'de biten veya işte unutulmaya yüz tutulmuş bir olay değil. Çünkü onun bir ruhu var dediğim gibi. O demir parçası gibi düşünmemek lazım. Yaptığı iş veya taşıdığı misyon tüm evrensel insanlara ve evrensel haklara bir mesaj yayınladı. Aynı şekilde bu davanın sürdürülmesini istiyoruz. Çünkü Mavi Marmara her ne kadar 31 Mayıs günü uluslararası sularda saldırıya da uğrasa, Gazze'ye ulaşamasa da biz Mavi Marmara'nın başka bir isimde bu fark etmez. O Gazze Limanı'na gireceğine inanıyoruz. Çünkü Gazze'deki çocuklar bizi hala bekliyorlar. O sahil şeridinde yolumuzu gözleyen o yetimlere ulaşmamız lazım. Gençlerden, benim yaşımdaki kardeşlerimden istediğim daha çok çalışmak, uyumamak, yani bu davaya sahip çıkmak lazım. Her ne kadar şu anda meselelerimiz daha Suriye meselesi var önümüzde, Irak meselesi var. Bunlar da Kudüs'e giden yolun bir parçası. Bu yolda çalışmak lazım. Ayaklarımızı sabit tutmak lazım. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Tekrar Cengiz abimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim Allah şahit razı olsun. bizlere vesile olsun, şefaatçi olsun. İnşallah bunun duasını da hem izleyicilerimize beraber etmiş olalım. Bize İnşallah. teşekkür ediyoruz Furkan. Allah razı olsun katıldın. Bu hislerini bizimle paylaştın. Gerçekten bizim için onur verici bir ne diyeyim görüşme oldu. İzleyicilerimiz de Eyvallah. böyle anlamışlardır, algılamışlardır. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ben Son de teşekkür söylemek istediğim bir şey varsa. ederim. Ben teşekkür ederim tekrar yayına katılanlardan ve sizlerden. Tek isteğimiz Özgür Filistin ve Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması. İnşallah biz veya bizden sonraki nesiller Mescid-i Aksa'da özgür bir şekilde buluşmak ümidiyle inşallah. Allah razı olsun inşallah. Eyvallah.
Rabbim yolumuzu açık kılsın. Allah razı olsun. Selametle. Aleyküm selam. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün 31 Mayıs 2020 ve Mavi Marmara gemisine yola çıkışının, saldırıya uğrayışının, şehitlerimizin oluşunun tam 10. yılı. İnşallah Rabbim onların şehadetini kabul etsin. Bizleri de o şehadetleri uğrunda yola düştükleri, yolda oldukları Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in özgürleşene kadar davacısı, sahipçisi olsun. Ben bu gece, gecenin bu ilerleyen saatlerinde bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.